Star Wars İrlanda film seti turist akınına uğruyor. Dünyanın yeşil ve huzur dolu cenneti İrlanda, uzun zamandır ünlü dizi Game of Thrones turizminden oldukça gelir elde etmişti. Dizi ve film turizmi konusunda oldukça avantajlı olan İrlanda, bu sefer Star Wars sayesinde hem tanıtıma hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Star Wars serisinin son filmi Güç Uyanıyor, geçen Aralık ayında vizyona girmiş, galasını da Dublin'de yapmıştı. Film lokasyonlarından birisinde de İrlanda'nın ünlü adalarından Skelling Michael'ı kullanmıştı. Ancak sadece galayla yetinmek istemeyen İrlanda, tüm Star Wars hayranlarının Skelling Michael adasını keşfetmesi için adanın tanıtımına önem vermeye başladı. 2015 hava yolu yolcu sayısı açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2015 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 2015 yılı sonunda %9,3 artışla 181 milyonu geçti. Hava ulaşımı dünyanın en hızlı büyüme gösteren alanlarından biri haline geldi. 2015 yılı sonu verileri de bu büyümeyi gözler önüne seriyor. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı Aralık ayında %12,5 artış gösterirken, tüm yıl geneline bakıldığında ise artış %9,3 oldu. Bu artışla birlikte yolcu sayısı 181.689.522 oldu. 2015 yılının Aralık ayında havalimanlarında uçak trafiği, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla iç hatlarda %16,8 artış göstererek 66.515, dış hatlarda ise %6,8 artışla 38.633 oldu. Aralık ayında Türkiye hava sahasından 25.735 üst geçiş trafiği gerçekleşti. Yıl sonunda toplam uçak trafiğine bakıldığında iç hatlarda %10,8 artış görüldü. Dış hatlarda ise artış oranı %4,9 olarak açıklandı. Uçak trafiği iç hatlarda 835.677, dış hatlarda ise 620.764 olurken toplamda %8,2'lik artışla 1.842.672'ye ulaştı. Almanya ilk bisiklet otobanını hizmete sokuyor. Bisiklet severlere sağladığı kolaylıklarla bilinen Almanya, ülke çapında önemli bir yeniliğe imza attı. Ülke tarihinde ilk defa inşa edilen bisiklet otobanının ilk 5 kilometrelik kısmı hizmete açıldı. Bu gelişmeyle birlikte artık bisiklet sahiplerinin araba ve trafik derdini düşünmesine de gerek kalmayacak. Almanya, bir süredir inşası devam eden bisiklet otobanını hizmete sokuyor. 100 kilometre olması planlanan otobanın ilk 5 kilometrelik bölümü geçtiğimiz günlerde bisiklet sürücülerinin kullanımına açıldı. Almanya'nın batı bölgesindeki 10 şehri kapsayan bir otoban olması hedeflenirken, yolun kapsayacağı alanlar arasında Duisburg, Bochum ve Hamm şehirleri, 4 üniversite bölgesi ve Ruhr Endüstri bölgesindeki tren yolu bulunuyor.